Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve bihi nestaîn ve salatu vesselamu ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Hamd yeri göğü arasındakileri yaratan, sevk ve idare eden, mazlumların hakkını zalimlerden alan, kulları üzerinde gözetleyici olan Allah Celle Celaluhu'ya mahsustur. Salat ve selam Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'den Adem aleyhisselama kadar olan bütün peygamberlere, alimlere, şehitlere, abidlere ve üzerimize olsun. Amin. Değerli kardeşlerim, Mevlamız Teala ve Tekaddes Hazretlerinin biz müminlere seslenerek "Ey iman edenler" diye hitabıyla başlayan, nidasıyla başlayan ayet-i celilelerin Kur'an'ın tertibine göre 71.'si Hucurat Suresi 6. ayetteyiz. Allah-u Teala bu ayet-i celilede biz müminlere çok 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 önemli bir uyarıda bulunuyor. Öyle bir şey ki hayatımızdaki bütün önemli meselelere de bu uyarıyı dikkate almamız lazım geldiğini biz anlıyoruz. Bu uyarı nedir? İşte Allah Celle Şanuhu buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühellezine amenu, ey iman edenler. İn ca'ekum fasikum bi nebe'in, eğer ki size fasık birisi bir haber getirirse, fetebeyyenu, onu araştırınız, onu ortaya çıkarınız. Haberler çeşitlidir değerli kardeşlerim. Haberi getirenler de çeşitlidir. Onun için ya eyyühellezine amenu, ey iman edenler nidası, bununla ilgili çok konuştuk. İn ca'ekum, eğer ki size bir fasık getirirse, ne getirirse, bin nebe'in, bir haber getirirse. İşte burada haber nekreli gelmiş. Yani marifeli değil. Haberin çeşidiyle alakalı bir bilgimiz yok. Yani Kur'an'ın tertibi burada haber nekre geldiği için her türlü haber. Ey iman edenler, birisi size herhangi bir meselede haber getirirse, önemli bir haber getirirse, neden önemli diyorum? Çünkü müfessirler diyor ki nebe kelimesi haberdir, ancak önemli olan, büyük olan haberlerdendir. Emma yetesâelun enen nebe ile azim. İşte orada onlar o büyük haberden sana soruyorlar. Ayetinde olduğu gibi burada da anlaşılıyor ki haber olarak gelmiş olsaydı küçük büyük bütün haberler, ama nebe ve nekreli geldiği için, yani marifesiz geldiği için bütün önemli haberler, savaş ile ilgili olabilir, din ile ilgili olabilir, ticaret ile ilgili önemli bir haber olabilir. Yani haberin önemlisi, ama hangi mesele ile ilgili olursa olsun fark etmez. Fasık size bir haber getirirse, burada fasık da nekreli geliyor. Dolayısıyla bir kişiye bağlı olarak, bir zümreye bağlı olarak ayet-i celile inse bile kıyamete kadar hükmü cihan şumuldür. Evet, işte ey iman edenler, size fasık birisi haber getirirse
fetebeyyenu, onu araştırınız. Bazı müfessirler fetebeyyenu kelimesini fetethebbetu olarak da izah ediyorlar. Aynı manaya geliyor. Bunu bazı Kur'alar da, Kur'a, yani Kur'an'ı değişik vecihlerle okuyan Kur'alar da bu fetebeyyenuyu fetesebbetu olarak da okuyorlarmış. Mana bozulmuyor. Yani ya eyyühellezine amenu in ca'ekum fasikun bi nebe'in diye geldiği zaman fetesebbetu fetebeyyenu aynı manaya geliyor. Peki neden araştıralım? En tusibu kavmen bi cehale. Bir kavme bilmeden, cahilliğimizden zarar vermeyelim diye. Bizden dolayı en tusibu isabet etmesin. Bir kavme cahilliğimizden dolayı isabet ederse ne olur? Fetusbihu ala ma fealtum, yapmış olduğumuz bu işten dolayı, bu yanlışlıktan dolayı nadimin, yani pişmanlık duyarız. Ayet-i Celil'e dar manasıyla böyle meal olarak, ey iman edenler, size bir fasık haber getirirse onu araştırın, yoksa bilmeden bir kavme cahilliğinizden dolayı zararınız dokunur ve yapmış olduğunuz bu işten dolayı da pişmanlık duyarsınız. Ya da sondan gelerek ayet-i celileyi şöyle izah edebiliriz. Ey iman edenler, pişman olmayacağınız işleri yapmak için, hele hele ki başka kavimlerle ilgili, başka insanlarla ilgili kararlar verip de pişman olmamak için gelmiş olan haberleri, özellikle fasıkların getirmiş olduğu haberleri araştırın. Değerli kardeşlerim, bu ayet-i celilenin nüzul sebebi değişik şekilde rivayet olunsa da, yani metinler farklı olsa da, raviler değişik olsa da, yani farklı raviler de rivayet etse, baktığımızda bütün raviler ve merviler şunu gösteriyor, olayın, ayetin nüzul sebebi, Müstalik oğullarına yapılan seferin akabinde Müstalik oğullarından esirler alınmış, Medine'ye getirilmiş. Bu esirlerin arasında Müstalik oğullar reisinden Haris bin Dirar ve kızı Cüveyhire annemiz de var. Cüveyhire annemiz diyorum çünkü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte evlendiği için bütün müminlerin annesi olma şerefini kazanmış oluyor. İşte bu Cüveyhire radıyallahu anha anamızın babası rivayet ediyor. Diyor ki ben Allah Resulü'nün huzuruna çıktım. Bana İslam'ı tebliğ etti. Ben İslam'ı kabul ettim. Sonra bana zekat vermemi emretti. Ben kabul ettim ve Allah Resulü'ne dedim ki bana izin ver kendi kavmime gideyim.
kendi kavmime de İslam'ı tebliğ edeyim. Onlardan iman edenler olursa onlara da zekatın farz olduğunu anlatayım ve bu zekatları toplayıp senin bize göndereceğin zekat memuruna verelim diye teklifte bulunuyor. Haris bin Dinar radıyallahu anh, Allah Resulü da kabul ediyor ve Müstalik oğulları kabilesine dönüyor. Onlara tebliğ ediyor İslam'ı. Müstalik oğulları da hep birlikte İslam dinine giriyorlar ve bunlardan zekatı topluyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de Velid bin Ukbe'yi zekat memuru olarak Müstalik oğullarına gönderiyor. Ancak Velid bin Ukbe radıyallahu anh daha önce Müstalik oğullarıyla bir husumeti olduğu için biraz tedirgindir. Müstalik oğullarına doğru gittiğinde onların kalabalık bir şekilde kendisine doğru geldiğini görüyor ve endişelenerek korkuyor ve geri gidiyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme diyor ki işte Müstalik oğulları dinden dönmüş, bana zekatı vermediği gibi beni de öldürmeye çalıştılar. Ben de geri geldim. Bunun üzerine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Halid bin Velid radıyallahu anh önderliğinde bir ordu hazırlatarak Müstalik oğulları üzerine gönderiyor ve ona şu şekilde tembihte bulunuyor. Git durumu araştır. Halid bin Velid de sabah namazından önce Müstalik oğullarının kabilesini kuşatıyor ve bekliyor. Sabah namazı zamanında ezan seslerini işitip ondan sonra insanların namaz kıldığını gördükten sonra duruma bu şekilde şahitlik ettikten sonra geri dönüyor ve Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme bunların Müslüman olduğunu, namaz kıldığını, dolayısıyla saldırmadığını beyan ederken tam bu esnada da Haris bin Dirar zekatları toplamış, zekat memurunun geri döndüğünü görüyor ya da haberini alıyor. Allah Resulü kendi aleyhinde bir karar vermeden önce zekatları alıp Medine'ye kendisi getiriyor. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin huzuruna çıkarak durumu izah ediyor. Bunun üzerine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem durumu anladığı andan itibaren bu ayeti celile o esnada iniyor. Yani Hucurat suresi 6. ayet. Ya eyyühellezine amenu in ca'ekum fasikum bin nebe'in fetebeyyenu ayeti iniyor. Size fasık bir haber getirirse işte onu araştırın. Bu ayeti celilenin inmesiyle birlikte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bir yönüyle kayınbabası olan Haris bin Dirar ne yapmış oluyor? Aklanmış oluyor ve böylelikle müminlere karşı da bir savaş önlenmiş oluyor. Evet, olayın nüzul sebebi böyle. Değişik yorumlar, raviler, merviler yani metin değişik de olsa sonuçta ana fikir ve olayın nüzul sebebi bu değerli kardeşlerim. Ancak İslam düşmanları veyahut da
muhalif ve muarızlara karşı burada bu ayet-i celilede sanki böyle bir açık varmış gibi bir izlenim oluyor. Allah Celle Şanuhu radiyallahu anhum ve radu anh demiş olduğu ashab-ı Muhammed'i sanki burada fasıklıkla itham ediyor gibi bir durum ortaya çıkıyor. İşte burada böyle bir durumun, böyle bir işgalin, tenakuzun olmadığını alimler şöyle izah ediyorlar. Diyorlar ki Velid bin Ukbe daha önce işte Mustalik oğullarıyla husumetli olduğu için onların olmuş olduğu, bulunmuş olduğu beldeye yaklaşırken kalabalık kılıçları çekmiş kınından kendisine doğru gelen bir kalabalığı görüyor. O esnada da bu kalabalığın içinde de bir fasık Velid bin Ukbe radıyallahu anha doğru gelerek bunların onu öldürmeye geldiğini haber veriyor. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin zekat memuru olan Velid bin Ukbe zekatları almadan geri kaçıyor. Fasığın getirmiş olduğu haberi anlamış oluyor. Zaten burada eğer ki zekat memuru ile ilgili olmuş olsaydı Kur'an'ın lafzına bakıldığı zaman marifeli gelirdi. Yani Velid bin Ukbe gittiği belli. Dolayısıyla lam-ı tarif ile isim ile de belki gelirdi. Ancak burada o fasığın kim olduğu belli olmadığı için haber getirenin kim olduğu belli olmadığı ayetin yazılışından da anlaşılıyor. Dolayısıyla haberin de nekreli gelmesiyle bütün önemli haberlerin ve fasıkların getirmiş olduğu bütün haberlerin araştırılması, fetebeyyenu ortaya çıkarılması, beyan edilmesi, yani ortada yokken zahire çıkma manasında olan fetebeyyenu veyahut da fetesebbetu hemen o haberi fasıktan alır almaz aldığın gibi hareket etmeyip de duraksamak, olayın gün yüzüne çıkmasını beklemek manasında olan fetesebbetu müminlere büyük bir uyarı var bu ayet-i celilede. Değerli kardeşlerim, işte bu olay Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında olsa bile kıyamete kadar bütün ümmeti Muhammed için çok önemli, uyarıcı, böyle altı kalın çizgilerle çizilecek bir uyarı mahiyetinde olan bu ayeti celile bizim hayatımıza gerçekten uyulduğu takdirde hatasız ya da hata etme ihtimali insanlara bağlı olarak az bir ihtimal de olsa hata yapılsa bile nedamet duymadan yolumuza devam etmemizi sağlayacaktır. Bunu günümüze indirgeyecek olursak değerli kardeşlerim, şu anda bütün basın, yayın hepsi kafirlerin elinde. Dünya kafirleri ha bugünlerde bu koronavirüs diye, COVID-19 diye bir yaygara koparmışlar. İşte haberi veren kim? Kafir. Fasık bile değil yani. Allah düşmanı, satanist, şeytana tapanlar, bu Rockefeller, Bill Gates'ler, dünyanın arkasındaki bu aileler bir korona virüsü diye bir şey çıkarmışlar. Dünyadaki bütün insanları oynatıyorlar. Yani ip takmışlar, burunlarını kapatmışlar. Bir şekilde teşbihte hata olmazsa hepimize maskeyi takmışlar. Dünyayı tiyatro alanına çevirmişler.
bizi de oyuncu olarak oynatıyorlar. Bu haberi getiren kim? Fasık. Bizi zorla yaptıran kim? Fasık da değil, kafir yani, hepsi kafir. Haberler ortaya çıkaran da, bize bunları zorla yaptıran da hepsi kafir. Ama bir insan çıkıp cesaret ve metanetle bu işin aslının böyle olmadığını söyleyemiyor. Bundan daha önemli bir haber olabilir mi? Daha büyük bir haber olabilir mi? Dünyanın dört tarafında bütün insanlar korku içinde. Maskeler takılıyor, maskeyi takan takmayanla kavga ediyor. Sen niye maskeyi çıkarıyorsun, niye takmıyorsun? Adam sapasağlam korkudan kendisini dinleye dinleye kendisini hasta gösteriyor. İşte bu nedir? İşte fasığın getirdiği haberi araştırmıyoruz. Öyle bir İslam otoritesi yok ki bu kafirlerin getirmiş olduğu haberi araştıracak, doğruluğunu ortaya koyacak ve bunu dünyaya ilan edecek. Maalesef öyle bir İslam, öyle bir otorite boşluğu olduğu için kafirler at koşturuyor, Müslümanlar da ödü kopuyor. Zaten Müslümanlar da korkak olduğu için, Allah'tan korkmadıkları için, herkesten korktuğu için bu kafirlerin söylediği bütün oyunları yutuyorlar. Veyahut da Orta Doğu'da Arap Baharı diye bir kalkışma yaptırdılar Orta Doğu ülkelerinde. Müslümanları da kandırdılar. Başlarında kafir olduğu halde Müslümanları aldılar, sağa sola saldırdılar. Ondan sonra onlara devletler kurdurdular, çizgiler çektiler. İşleri bittiği zaman da onları saldırdılar, onlara yuvalarını zaten kendileri biliyor. Zaten adamların içinde İngiliz ajanı, Amerikan ajanı, Mossad'ından tut, hepsi var. Yani bütün ülkelerin, bütün kafirlerin ajanlarının cirit attığı bir yerde Müslüman müminler de aklı çalışmıyor. Zaten işte bu ayete göre de hareket etmiyor. Kafirden aldığı habere göre sağa sola saldırıyor. Ondan sonra Allahu Ekber diyerek şehit oluyor ya da adam öldürdüğünü zannediyor. Yani mesele çok önemli. Mesele o kadar önemli ki dünyadayken aldığımız haberlere göre biz ne yapıyoruz? Hayatımızı idame ediyoruz. İşte bu haberleri bize fasıklar, zalimler, kafirler getirdiği haldeyken biz bu kafirlerin, fasıkların, zalimlerin, müşriklerin haberlerine göre biz hayatımıza yön verirsek biz